Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte BİM'den hazır almış olduğum Emin dana kaşarlı dondurulmuş köfte yapacağız. Arkadaşlar bu tamamen hazır bir köftedir, kaşarlı bir köftedir. Bir de bunun dana kasap köfte olanı da var. Ben dana kaşarlı köfte olanı tercih ettim. 500 gramlık bir köfte, 8-10 dakika pişirilen, hemen açıp kızartılan bir köfte arkadaşlar. Pratik şekilde hazırlayabileceğiniz aç kızart ürünlerden bir ürün. Ama bakalım gerçekten lezzetli bir ürün mü? Şimdi sizlerle birlikte pişirip ona da bakacağız. Ürünü açmadan önce üzerindeki bilgileri okumak istiyorum sizlere. İçindekiler dana eti ve yağı, kaşar peyniri %9 oranında, buğday unu, soğan, tuz, baharat var arkadaşlar. Çözüldükten sonra tekrar dondurulmayan bir ürün. Dana kaşarlı köfteyi sizlerle birlikte şimdi açmak istiyorum. Göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde arkadaşlar. Net olarak 500 gramlık köfte. İçerisinde 20-21 adet köfte var arkadaşlar. Gayet de aslında 500 gram için yeterli oranda bir köfte. Şöyle tekrardan resmi göstermek istiyorum. Ve şimdi sizlerle birlikte bu köfteyi yapmaya başlayalım. Tavamızı iyice ısıtıyoruz. Ondan sonra çok hafiften yağ alacağız. Yağı tavanın her tarafına gezdiriyorum. Ve daha sonra ısınmış tavamızın içerisine köfteleri koyuyorum. Hiçbir şekilde köftelerin çözülmesini beklemedim arkadaşlar. Siz de asla beklemeyin. Beklemeniz riskli olabilir. Direkt kızartma işlemine geçiyoruz. Bütün köfteleri tavaya koydum. Şimdi orta ateşte kızartacağım ben. Bu sebeple 10-12 dakika kadar kızartacağım. Siz hızlı ateşte kızartırsanız 8-10 dakika kadar kontrollü olarak kızartın lütfen. Kızartma işlemine devam edelim. Köftelerin bir tarafı kızardıktan sonra diğer tarafını da kızartıyoruz. Bu sebeple hepsini çeviriyoruz. Boyut olarak köftelerin küçüldüğünü söyleyemeyeceğim. Genelde köfteler küçülür. Fakat bu köfteler küçülmedi. Ve görmüş olduğunuz gibi sıcağı görünce kaşarlar ortaya çıktı. Şimdi diğer taraflarını da kızartıp servis tabağına alacağım. Arkadaşlar, BİM'den almış olduğum Emin dana kaşarlı köfteler pişti, hazır. Domates, soğan, turşu ve lavaşla da sunum yapmak istedim. Şimdi bir de sizlerle birlikte tadına bakmak istiyorum. Acaba gerçekten lezzetli mi? Şöyle kaşarlarını göstermek istiyorum. Pişerken açığa çıkmıştı. Diğer tarafı da piştikten sonra tamamen açığa çıktı. Şimdi tadına bakıyorum. Yakından
köftenin içinde göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar, bence köfte tercih edilebilir bir köfte. Öyle kötü bir tadı yok. Yenmeyecek gibi değil. Üstelik fiyatına göre bence gayet iyi. Izgara olarak, kızartma olarak tercih edebilirsiniz. Tercih edecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ben dana kaşarlı köfteyi öneriyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.